must be a good thing. Another night ruined, I don't even know when we... Selam kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Evet, ben uyandım, duşa girdim. Aslında duşta uyandığım gibi bir şey oldum. Bunu nasıl gerçekleştirdim? Sinan patrona bakmak için kendi evlerine geçti. Deniz'le biz sabah erken saatlerinden beri ayaktayız ama asla uyanamadık. Dedik ki bari bir sırayla duşa girelim. Neyse girdik, çıktık. Şimdi o da aklandı paklandı içeride. Oturuyordu herhalde en son, bilmiyorum, takip de edemedim. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Bu arada sabunumu yıkıyorum. Henüz kahvaltı yapmış değiliz. Çünkü canım benim canım çektiyse kesin Denon'un da çekmişti. Aşırı derecede simit çekti. Bakalım ne yapacağız. Bakalım hangimiz kendimizden feragat edip fırına gidecek. Şimdi ben ne yaptım? Ben kalktım. Gördün zaten. Günlerdir biliyorsun ki bizi asla bırakmayan kadim dostum. Evet. Ama dedim ki bir yerde vedalaşmamız gerekiyor artık. Çünkü senin yaraya dönüşecek olman beni çok korkutuyor. O yüzden şöyle, bu arada dün kullanmaya başladım. Çünkü dün elime geldi. Gano'nun, ben bunun kutusunu attım değil mi? Attım şimdi, yaparım. Gano'nun keçi sütlü sabununu kullanıyorum. Beni tekrar bunu söylemek zorunda kalıyorum ama gerçekten de öyle oluyor. Önceden beridir takip edenler bilir ki şuralarda bir yerlerde sıkışmış bir şeffaf sabun olacak. Ben bunun, Gano'nun şeffaf sabununu da kullanıyordum. Çok memnundum. Cildimi iyi hissettiğimde bırakmıştım. Ama tabii ki tekrar başa döndü. Fakat bu keçi sütlüyü sırf şu sivilcemden ve şu çene yanlarımdakilerden dolayı aldım. Her neyse, bunu da almamın sebebi güvenilir bir yer bulmamdı. İşte ben bunu aldım dün gece, yok dün sabah bile değil, öğleden sonra ve dün gece uyguladım. Sabah kalktığımda cildim çok güzeldi ama duşa girdiğim için gösteremedim. Bu arada sipariş geçtiğim Instagram adresini şuraya bırakacağım. Kendisi benim zaten çok yakın yıllardır arkadaşım. Kesinlikle güvenilir mi değil mi diye düşünmeyin. Takipçi sayısı az çünkü. O sayfayı henüz 2 gün önce açtı. Gano Sufru Soğap sayfasına gidip DM atarsan, istediğin her türlü soruyu sorarsan seni bilgilendirirler. Gerçekten ben biraz araştırdım bu keçi sütlü sabununu. Yani memnun kalmayan yok. Bu arada pH değerini bozuyormuş. Cildin su, evet, çok kuru cildi. Ben yağlı bir cilt olduğum için bu benim için muazzam bir şey. Ama zaten bunu satarken satıcılar size diyor ki lütfen yüzünüzü iyice nemlendirin. Bol su tüketin diyor. Bir de bu tarz şeylerin etkisi düzenli kullanımda çok önemli. Sabah, akşam, günde iki kere olmak kaydıyla yüzünüze masaj yaparak, zaten az önce gördün, masaj yaparak iyice yediriyorsun. Ben şuraya biraz fazla sürdüm oradaki sivilceye kıyak geçtim. Ondan sonra 15-20 dakika kadar kurumasını bekliyorsun ki zaten hissediyorsun onu böyle. Daha sonra bol suyla yıkıyorsun. Daha sonra eğer cildinin ihtiyacı varsa, ki bunu sen anlarsın, bol bol nemlendirici sürüp işte bol bol su tüketebilirsin. Ama ben şu an cilde bıraktığı hissen aşırı memnunum. Normalde ben gece yüzümü yıkayıp yatayım, sabah kalktığımda şöyle muhakkak hiçbir yerim olmasa bile T bölgem bir yağlanırdı. Bu sabah öyle bir histe yaşamadım. Gerçekten. Ayrıyeten de son olarak şunu söylemek istiyorum. Reklam gibi geliyor ama biliyorsun ben çok zor reklam yapıyorum ki reklam yaparsam da zaten bunun reklam olduğunu anlarsın. Reklam falan değil. Gerçekten kullanıp memnun kaldığım için şeffaf sabunundan bahsediyorum. Bu keçi sütlü sabun. Karıştırmayın ikisini. Haberin olsun isterim. O zaman da söylemiştim zaten böyle bir sabunu kullandığımı. Her neyse şu bir his var, tamam mı? Yüzünün her yerine uyguladım gördün ki. Ama tek yanan noktam şurası. Şurada bir yanma, böyle değişik bir sızı hissediyorum ve o bana şey hissettiriyor. Orada bir takım çalışmalar yapıyormuş gibi. Hani anlatıyorum, oradaki mikropu öldürüyormuş veya içeridekini dışarı çıkarmaya çalışıyormuş gibi. Gerçekten bana o hissiyatı veriyor ve bunu çok sevdim. Tabii ki aynı şekilde buralarımda ve buralarımda dün gerçekten küçük küçük çok yoğun olmak kaydıyla şeyler vardı sabah kalktığımda. Bak bu sabah hepsi sönmüştü. Küçük küçüktü. Bu biraz fazla büyük olduğu için bizi biraz bekletecek olabilir ama umarım sonuç verir. Zaten süreci burada beraber takip ederiz diye düşünüyorum. Şimdi ne kadar olmuş? 10 dakika mı olmuş daha? Ben gideyim. İyice bir yüzümdekinin kurumasını bekleyeyim. Sonra gelip bol suyla yıkıyorum.
Evet, kaç 10 dakika geçti bilmiyorum. Şaka şaka. Kıvamında beklettim. Zaten köpüğüm azaldı. Şimdi hemen bol ve soğuk suyla yıkıyorum. Ben yüzümü sürekli soğuk suyla yıkıyorum. Sıcak suyun yüze zarar verdiğini düşünüyorum kendimce. Tıbben bilimsel olarak bir açıklaması var mı? Hiç bilmiyorum. Lanet olsun dostum, burada iki kağıt havlum kalmamış. Hemen gidip kendime bir iki kağıt havlu temin etmem gerek. Bekle. Şimdi hemen ben hızlı hızlı saçlarımı tarıyorum, kurutuyorum, yağını sürüyorum, cartını yapıyorum, cırtını yapıyorum. Sonra gidip hemen bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Simit söyledik. Sinan çünkü gecikecekmiş bayağı. Karşıya gitti adam. Karşıdan geri dönüyor. Her neyse, o yüzden biz de söyledik. İkimiz de duştan çıktığımız için dışarı çıkmak istemedik ki zaten biz denize ne kadar dışarı çıkmazsak o kadar kar burada. Ve saçımı başımı taradıktan sonra şu uçlarını görüyorsunuz değil mi? Pantene'nin şu yağsını, yağ terapisini süreceğim uçlarıma. Defalarca söyledim ama yine söyleyeceğim. Hem kokusunu hem bıraktığı hissi çok seviyorum. Nasıl masumuş çamaşırlarım, harika gözükmüyor mu? Küçük odayı denizlere tahsil ettiğim için çamaşırlarımı koridora atmak zorunda kaldım ki yoksa adam akıllı bir balkonum olsaydı balkonumu da asardım. Şimdi biz arkadaki sesten de duyulduğu üzere artık brunch'ımıza geçiyoruz. Gerçekten brunch oldu çünkü saat. Bunun salak kocası. Sinan eve gitti ya patrona bakmaya. Sabah Eren'le beraber çıktılar. Neyse, Eren Marmara'yı bıraktı onu. Gitmiş eve varmak üzereyken Deniz'e mesaj atmış. Bu arada kendisi kendisine dediği için ben de ona rahatlıkla diyebiliyorum. Şu an bağırıyorum çünkü kettle'ın sesinden. Deniz'e demiş ki ben salağım, gerçek bir salağım demiş. Çünkü evin anahtarını burada unutmuş. Evin anahtarını almadan çıkmış gitmiş. Bunu da varmak üzereyken fark ediyor. Her neyse. Sinan, saygılar, sevgiler enişte ama hakikaten dediğin kadar varsın. Biz de tam senden bahsediyoruz. Deniz attığın mesajı söyler misin? Bak bir de yataktan kalkıp gitmiş saça, başa. Sinan ya. Gerçekten. Sinan'a alkış yorumlarda bekliyorum. Hatta hashtag yapıyoruz. Salak Sinan. En salak Sinan. Ay yemin ederim ya. Neyse. Ben kocacığım. Bu benim başarıyı kutluyorum. Her neyse, bizim simit tabaklarımız, yani simit tabağı olmadı çünkü simite yer kalmadı. Hazır. Sinan ne içiyorsun? Bakarız. Pekala. Şu siyahlar bizim, pembe çiçekli olan Sinan'ın. Çünkü o bugün cezalı. Her neyse. Şimdi. Çocuğuna, bu evde çocuğuna da bakamaz. Hayır, niye bakamayayım ben çocuğuma? Hayır ya. Çocuğu inşallah biz de unutup gider. O mesele olmaz. Her neyse, bize afiyet olsun. Daha sonra görüşürüz. Evet, ışık çok kötü. Çok gıcık oluyorum normalde şu anda. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Alıştık değil mi böyle şeylere bu kanalda gerçekten? İki gecedir çok geç uyuyoruz ve çok erken uyanıyoruz. O yüzden göz atlarım bu sefer pörtledi. Biraz iyiye gidiyordu. Her neyse, biz kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Gerekli şeyleri konuştuk. Değerlendirdik. Ve şimdi Trendyol'dan yaptığım bir alışveriş oldu benim geçen günlerde. Eren'le başlayalım. Eren'e yaptıklarımızla başlayalım istiyorum. Zaten bu sabah da geldi. Bizi uyandıran şey budur. Ondan sonra balkonda şeydi ve şimdi de ben sildim kendilerini. O yüzden gönül rahatlığıyla açabilirim. Evet, şöyle 3 parça toplamda bir alışveriş oldu Eren'e. Şaka yapıyorsun. Sadece altınmış. Şaka yapıyorsun. Telefonum nerede? Şaka mısın? Ama bir açayım bakayım değil mi ya? Hayır. Sadece altsa ne anlamı var? Ben ya sadece alt olarak zaten eşofman almıştım. Ay inanmıyorum. Sadece alt ve bu para öyle mi? Vallahi pijama altı diyormuş. Vallahi sadece pijama altı diyormuş. Ben bunu bu şekilde görünce, ki ben pijama takımı yazdım aramaya, filtreledim yani, bu şekilde görünce böyle takım olarak gelecek sanmıştım ama maalesef bize gelen bu şekilde bir alt sadece.
ve Eren'e çok büyük. Ya bunu ben giyiyorum. İnanmıyorum, çok üzüldüm ve 60 lira. Ciddi mi? Evet, bak burada 60 lira. Çok üzüldüm, aşırı üzüldüm şu anda. Bu ne, ben bunu 60 lira vereyim, pazarda 10 lira bunlar ya. Gene bir Eren'e sorayım akşam. Ona göre olmadı, iade edeceğim. Ne yapayım ben bunu? Zaten adam aldım eşofman. Üzüldüm şu anda. 60 lira da vermiştim ona. Dikkatli okuyun. Dikkatli bakın yazılanlara. Faturası nerede onların? Aman diyeyim. Her neyse, şimdi diğerine geçiyorum. Bu da böyle bir eşofman altı. Güzelmiş, evet. Şöyle şekilde, şurada cepleri var. Ve arkasında cebi var. Şöyle şurada. Şöyle paçası lastikli. Bunların yorumlarına baktığımda bol olduğunu, yani bir beden küçük alınması gerektiği söyleniyordu. Ben de o yüzden Eren'e small aldım ki bu da Eren'e tam olacaktır. Şöyle. Seviyorum ben gri eşofman. Erocuğuma da aldım bir tane. Ne olmuş? Feda olsun kankime. Yerim onun ben. Of, bu zamana kadar o bana yaptı da sesini çıkarmadı. Ve sonra tekrar bir eşofman altı. Ama bu biraz pantolon. Kumaşı çok güzel. Elle. Aa evet. Çok. Deniz de arkada lifting yapıyor kendisine. Kirpik liftingi. Yapıştırabilirsin. Yapışmış. Sen daha ne olsun istiyorsun? Kalkıyor da şimdi yapıştırdım. Kalkar. Senin göz kapağın şu an yağlıyız. Sen yağlıysa... görürsen. Evet, güzel oldu. Japon gibi. Aa, bu küçük mü kız Eren'e? Yok. Yok be, olur. Ay çok güzelmiş. Bu da böyle. Şöyle ekose deseni gibi. Yanında şöyle bir çizgisi var. Gene tekrar cepli. Belli siyah ve lastikli. Sadece ipi yok. Ama ipin ne olması güzel. Ben sevmiyorum oradan sarkan ipi. Kendi pijamalarımda, eşofmanlarımda çıkartıyorum. Paçası bu şekilde lastikli. Bence çok güzelmiş. Kumaşı da çok hoşmuş. Önünde dikiş var mı? Yok. Evet, bunu çok beğendim. Bunu of, siyah sivitle falan efsane olur bu. Hayal ettim şimdi kocamı. Eren'e de siyah o kadar yakışıyor ki. Kıskanıyorum onu siyah giydiğinde. Hakikaten çok yakışıyor Eren'e siyah. Şaka bir yana. Onlar okey ama şu, bu ne? Sadece şunu masa örtüsü gibi. Sinirim bozuldu ya. Eşofmanları hemen ne kadara aldığımı söyleyeyim. Gri eşofman 70 liraymış. Şöyle göstereyim. Düz gri olan 69.99 lira ve ekoseli olan, yani kareli kareli olan da 80 liraymış. Şöyle şu şekilde onu da göstereyim. Şöyle bir görselde. Onun dışında bir önceki günde benim kendi kargolarım gelmişti. Onları çıkardım ama giymedim, yıkamadım da gösteririm diye bekletiyordum. Hemen o sipariş bölümünü açayım, ne kadar aldığımı, ne aldığımı söyleyeyim. Kendime öncelikle şöyle bir tişört aldım. Kış geldi. Niçin tişört alıyorsun dersen çok haklısın. Ama ben hırkaların, ne bileyim, kazakların, sivitlerin içine tişört giyerim. Bu da karışmış hakikaten. Şöyle V yaka, bej rengi. Kolları gene bol ve uzun. Boyu da bayağı popo altına kadar geliyor. Large X large bedeni. Şöyle bir tişört aldım. Bunu ne kadar aldım hemen söyleyeyim. Diğer türlü karışıyor. 22.39 liraya düşmüştü bu. Tabii mankende ne kadar güzel duruyor şu an, değil mi? Ben de bu kadar güzel durmayacak ama olsun. Daha sonrasında bu taytı aldım. Bu taytı ben X large aldım. Niye X large almışım bilmiyorum. Bol oldu ama mesela, yani şey oldu, nasıl diyeyim, rahat oldu. Şöyle kahverengi bir tayt aldım. Çünkü kahverengi kabanım, botum falan var. Böyle güzel olur diye düşünüyorum. Keşke fiyatları buralarda yazsa ama yazmıyor. Ne kadara aldığımı hemen söyleyeyim. Tat diş koma. Bir de geniş beden aralığı var o taytın. Onu da hemen ileteyim. Şöyle hatta geniş beden mankende göstereyim nasıl durduğunu. Buradaki renk gibi gelmedi. Bu biraz üzdü. Ama problem değil. 40 liraya almışım. Daha sonra eroşumu alırım da kendime gri eşofman almaz mı? Tabii ki alırım. Şöyle gene Eren'inkiyle neredeyse aynı denebilecek şekilde paçası lastikli, beli lastikli, cepli. Tek şey arkasında yok cebi. Ama böyle rahat. Bu da Trendyol Milan'ın mı? Üstünde yazar anneciğim. Evet, Trendyol Milan'ın. 57-58 lira şu anda bu eşofman. Üste de çok güzel duracağına eminim. Çok seviyorum. Bir de ben genelde bu eşofman ve tayt tarzı şeyler sevdiğim için ben konforu çok seviyorum. Hakikaten ben nasıl gözüktüğümden ziyade konforlu olmaya bayılıyorum. Çünkü benim için önemli olan benim rahat hissetmem. Dışarıya nasıl gözüktüğüm benim hiçbir zaman umurumda olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bunu da 55 liraya almışım. Gene o gri'nin siyah eşofmanı.
Şu şekilde. Bacaları gene lastikli. Böyle cepli mepli. Bu da çok güzel. Siyah her zaman zaten bir tık daha küçük gösterir. Evet, seninle Trendyol alışverişimizi paylaşmış oldum. İçlerinden hoşuna giden bir şey varsa zaten direkt Trendyol Milla sanırım. Eşofmanların markası da Trendyol Men olması gerekiyor. Evet, hepsi Trendyol Men ve Trendyol Milla'dan alınmış ürünler. Buradan sana fikir olsun. İlerleyen vloglarımda da zaten giyersem Rabbim izin verirse üzerimde muhakkak görürsün. Batarya değiştirmem gerekiyor. Öpüyorum. Daha sonra ojelerimi değiştireceğiz. Hadi bakalım. Artık mahvoldular çünkü. Evet, gittim ve geri geldim. Şimdi hiç sevmediğim bir şey yaşanacak bu evde. Ne biliyor musun o da? Çok seviyorum gerçekten koyu renk ojeleri. Ama çıkarırken leş gibi oluyor. Bakacağız. Hep beraber bu leşlere şahit olacağız burada. Bu arada ben Benri'nin şu asetonunu kullanıyorum. Söyledim. Tekrar söyleyeyim. Gerçekten çok güzel. Pompalı olması da çok avantajlı. Gratis de satılıyor sadece. Bu Gratis'in markası zaten. Şimdi ben hızlı hızlı ojelerimi siliyorum. Sonra yeni bir oje süreceğim. Evet, sonunda ojelerimi çıkardım. Gördüğün gibi böyle biraz yeşil, biraz mavi, biraz sarımtırak bir şey oldu. Şimdi şu ojeyi süreceğim. Bu ayna efektli bir oje. Şöyle markasını görebiliyorsan göstereyim. Göremiyorsan okurum. Okuyorum. Mirror Effect. Nail Polish DS Mara markasının metalik ayna efektli ojesi. Numarası yok herhalde. Çok parlıyor, gözükmüyor ki. Ha, 8 numarasıymış. Şöyle gösterebilirim. Mara markasının aynı efektli 8 numarası. Şimdi bunu süreceğim. Çünkü Eren yoldaymış. Yemek hazırlığına geçeceğim ve bu oje hakikaten çabuk kuruyor. Oje kurutucu spreyim de yok. O yüzden dedim neden bunu sürmeyeyim. Çok mantıklı. Evet, ojelerimi sürdüm ve gerçekten çok güzel durdular. Ayna efekti diyor. Şöyle hemen bir sana kendini göstereyim ama gözükmüyor. Tamam, böyle sak sak şeyler yapmaya gerek yok. Bende bunun bir de başka bir rengi var. Onu da başka bir videomda sürerim. O da çok daha güzel duruyor. Bu şekilde oldu tırnaklarım. Ama ojeyi sürerken ne düşündüm biliyor musun? Ben oje kokusunu gerçekten çok seviyorum normalde. Ama böyle parfümlü oje yapsalar keşke. Mesela hani kokladıkça tırnağımızı çok güzel koktu. Mentol bunda kokuyormuş zaten. Allah aşkına kokla. Tırnak dolgunlaştır. Ne alaka? Aa, ben hala zundayım. Ne gösteriyorum acaba? Ben var mı bilmiyorum ama parfümlü bir oje olsa gerçekten çok güzel olmaz mı? Böyle elimiz sürekli güzel koksa falan. Her neyse, şimdi kaydı burada durduruyorum. Ojelerimin kurumasını bekliyorum. Daha sonra gideceğim. Tavuk koymuştum ocağa. Onun haşlanmasını bekliyorum. Pilav yapacağım. Yanına ne yaparız bilmiyorum ama bence ketçap ve biberiye turşusuyla muazzam bir menü çıkartabiliriz. Un kapanı pilavcısıyla kapışıyorum. Hadi bakalım. Öncelikle hoş geldin hayatımın anlamısı. Hoş evine, buldum. Yuvana, karının yanına, arkadaşlarının hayatımız yanına. Hayatımıza hoş geldin. Sana aldıklarımız geldi. Öncelikle bunlara bakmanı isterim. Vallahi burada bir kalabalık vardı, vallahi hiç dikkat etmedim. Evet, seni bekledi çünkü yıkanacaklar diye. Bana mı aldın bunları? Evet. Ha, bu güzelmiş. Çok güzelmiş. Kumaşı da çok güzel. Kumaşı iyiymiş. Yapma öyle. Kumaşı iyiymiş. Nasıl kumaşı? Tamam, güzel. Koy, ben bakıyorum. Bir daha şey yapma. Tamam. O düz bir eşofman. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Ama onun da kumaşı güzelmiş. Biliyorsun ben düz olan böyle çok çatapatlı. Ama bu biraz çatapatlı. Çatara patara. Ve o pijama başlar. Takımında bu bebeğim. Ha, niye onu vermedin giyeyim? Ha, çakal seni. Güzel. Beğendin mi onu? Evet. Masamızın örtüsü gibi. İçinde kaybolur. Beni bulamaz. Ama senin kötü bir haberim var. Üstü yok. Evet, nereden anladın? Çünkü üstüyle beraber verirdin. Aşk, ben onu pijama takımı diye oku gittim. Pijama altı almışım sadece. Eğer bunu giymem sadece diyorsan iade edeceğiz ama. Tamam, problem değil. Yani. Giyerim diyorsan üstüne başka tamam, bir şey. Tamam, dikkat et ama olarak. Evet, iyi okumak gerekiyormuş. Evet, güzel, teşekkür ederim. Peki bunları ilerleyen vloglarda üzerinde görür müyüz? Denemeli alışveriş. Onlara bakmayacak mısın? Bunlar kimin? Benim. Tamam ya, bunlara gerek yok. Ben onlara bakmama gerek yok. Bunlar benim ilgi alanım. Vay be. Belki ben orada çok pahalı bir şey almıştım. Kanka al kaç. Al kaç. Allah bak. Belki bu 500 lira. Nereden biliyorsun? Ya canım sağ olsun. Ne diyeyim ya Allah'a. Almışım bir kere. O bu eve girmiş yani. Evet, sana ne yapıyorum ben? Tavuklu pilav. Mükemmel. Ama pilav bak. Normal bir pilav değil o. Osmancık.
Osmancık. Hayır. Nohutlu pilavlı. Evet, nohutlu pilav. Teşekkür ederim. En sevdiğimdir. Evet. Şimdi Deno da ne yapacak biliyor musun bize? Domates, salatalık söğüş. Aman! Ben sevmiyorum. Domates, soğan söğüşü, tamam, soğan. Çekilebilirsin aşkım. Domates, soğan. Ya ben sevmiyorum. Domates, soğan. Ne oluyor? Annen yapıyor ya. Domates, soğan ne aşkım? Sadece domates ve soğan söğüşü yapıyor ya annen. Suyun ekmek banıyorsun böyle. Ben sevmiyorum. Sen seviyor ne sevip ne sevmediğini bilmiyorsun ya. Ya seviyor mu diye bana soruyorsun ya. Tam seviyormuşum. Hande seviyor dediyse. Tam seviyorsan. Tam sen ya sevmiyorsan yapmayacağız diye bir şey yok. Yapacağız. Ederim. Biz seviyoruz. Hadi teşekkür görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok evet, sağ ol aşkım. Rica ederim. Güle güle. Tamam, hadi. Ver elini öpeyim. Allah razı olsun. Ya gerizekalı. Ezan okunuyor. Gerçekten iftar gibi hissettim. Aziz Allah diyelim. Kaşıklar yok çünkü avuçlayacağız. Şöyle işte söğüşümüz, turşumuz, tavuk pilavımız gerçekten muazzam duruyor. Ben şimdi hemen dolaptan... Hadi bir... şu dört tabaktan bir tanesinin hangisinin Sinan'a ait olduğunu bulsunlar. Bir dakika bulsunlar da. Şöyle şuradan ketçabımı almak istiyorum. Eren yüksek olasılıkla buraya oturacak. Dağılmış çünkü Eren gibi bu. Bu benimmiş. Denizciğim kendisine azıcık koymuş. Ve Sinan'ın tabağı gerçekten muazzam. Afiyet olsun kardeşim. Hadi beyler gelin de başlayalım. Çok acıktık biz. Afiyet olsun, ellerimize sağlık. Benim gözler yapışıyor yalnız. Evet. Ve ta 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 dam tarariram. Birazdan burada bu iki far paletinin kazananı açıklanıyor. Her şeyi burada canlı canlı yapıyorum. Yani canlı canlı derken çekeceğim, bilgisayardan bir çekiliş sitesine gireceğim. Kendim böyle o falan yapayım dedim ama sanki etik değilmiş gibi geldi şu anda. Çünkü 10.001 yorum var neredeyse videonun altında. Şöyle bir şey, sonuna kadar gidemeyeceğim için haksızlık olacak. İlk yorum yapan, en son yorum yapan kişiler falan derken. O yüzden bir çekiliş sitesiyle beraber bunu yapmanın daha mantıklı olduğuna karar verdik. Ben ve far paletleri karar verdik buna biliyorsun ki. Bakalım kimin olacaklar. Şimdi noter huzurunda yapacağız bu çekilişi. O yüzden Eren Kıvancı huzurlarınızda buraya davet ediyorum. Evet, sesi geldi. Ses var, görüntü yok. Aa, Eren Bey, alo. Hayır, ben buradayım. Alo ben. Eren Bey, burada mısınız? Buradayız canlı yayından. Herkese evet, merhabalar. Eren Bey. Sesim geliyor mu Hande Hanım? Evet, şu anda geliyor. Tamam, şimdi çekiliş için son şeyleri yapalım. Bu kadar labali bir noter hiç görmedik tatlışkom. Neyse ben ekranı bilgisayara doğru çeviriyorum. Aşkım böyle kalsın çünkü diğer türlü çok karardı ortalık. Aynen. Yandan göreceksin. Çok üzgünüm. Şimdi çok heyecanlı. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim çekilişi başlatıyorum. Şuradaki start'a tıklıyorum ve inşallah gerçekten çok isteyen birisine çıkar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yorumda far paleti listelerine dair bir şey belirtmiyorsa iptal, yedekten seçilecek. İnşallah bana çıkar far paleti demiş Elif. Ney? Okuyamıyorum soyadını aşkım. İldemir mi? Evet. Elifciğim tebrik ediyorum. Ya kalbin ne kadar temizmiş bak, inşallah bana çıkar pay paleti demişsin ve sana çıkmış. Şimdi bundan sonraki adımları hemen anlatacağım. Tekrar tebrik ediyorum öncelikle. Biliyorsun ki ben bu çekilişi yapacağımı söylediğimden beri şundan bahsediyorum. Gerçekten bizden birisine, gerçekten bizi izleyen burada ailemiz ortak olmuş birisine gitsin istiyorum. Şimdi ben bu çekilişi bu videoda açıkladım. Çünkü bakalım sadece bu videoyu görüp pay paletini istemek amaçlı mı gelmiş gelmemiş belli değil ama ben gerçekten beni seven, beni isteyen bir dostuma gitsin istiyorum. İzleyen bir dostuma gitsin istiyorum. O yüzden şimdi bu video yayında. Yayına girecek ve ben her yerden zaten çekiliş açıklandı diye bu duyurumu yapacağım. Sen de bu video 24 saat içinde izleyip bana Instagram DM'den ya da açıklamalar kısmındaki Gmail hesabımdan ulaşabilirsin. 24 saat içinde ulaşmazsan bana maalesef çekilişi baştan yapmak zorunda kalacağız. Ama Elif'ciğim tekrar çok tebrik ediyorum seni gerçekten. Çıkmayan arkadaşlar lütfen üzülmesin. Dostlarım ben burada olduğum sürece, sağlık sağlıklı olduğum sürece küçük küçük tatlı minnoş hediyelerim devam edecektir zaten. Evet, onaylanıyorum sayın reji tarafından şu an. Gerçekten ya, inşallah güzel olmuştur. İnşallah Elif'ciğim hoşuna gider. Bana çıksaydı çok sevinirdim. Çünkü gerçekten ikisi de birbirinden güzel. Far paleti, yani benim hiçbir şeyim yok. Gittim kendi paramla kendim aldım. Hiçbir
reklamı şeyi yok. Sebile Ölmez'i tanımam bile. Ama Revelation'ın... Revelation diye mi okunuyor? Revelation. Revelation diye okunuyormuş. Far paletlerini kendim çok severek kullandığım için böyle bir şey yapmak istedim. Ama şunu söyleyeceğim. Bu evet çok güzel bütün renkleri. Ama bu gece paletindeki birkaç renk böyle yağlı yağlı böyle sürdüğün zaman göz kapağına birikme yapıyor falan. Ama onun dışındaki bütün renkleri de muazzam. Şöyle bir şey yapayım istersen. Ben şimdi benim paletlerimi alayım. Gelim açılmış şekillerini göstereyim. Ya kanala abone olmayıp da videolarımı izlemeyenler de neler kaçırdığını görsünler bakalım. Vuramadım. Şimdi noter beni az önce bir konuda uyardı. Teşekkür ediyorum gerçekten Eren Bey. Güzel bu mi? Hassasiyetinizden her şey dolayı. Şimdi eğer bu Elif kişisi 24 saat içerisinde bana herhangi bir yerden bu videoyu izleyip de herhangi bir yerden ulaşmazsa yeniden yapılmayacak yedeklerdeki kişi açıklanacak. O da orada ekranda gözüküyor sanırım değil mi? Ayşe Hoca ile Fen Bilimleri. Ayşe Hoca ile Fen Bilimleri diye bir kanalın sahibi herhalde artık. Ona gidecek. Dediğim gibi Elif'cim senden haber bekliyoruz hepimiz heyecanla. Şimdi ben far paletlerimi getirdim. Bunlar benim. Bunlar da senin Elif. Eğer sen ulaşabilirsen bize. Hemen gece paletinin renklerini şöyle gösteriyorum. Ben kullanmaya kıyamıyorum gerçi. Şöyle şu şekilde. Gece paletinin renkleri. Bahsettiğim yağlı yapılar zaten burada belli. Bu ve şu. Şunlar yağlı gibi duruyor ama hayır değil. Bunlar çok yoğun sim. Renklerin güzelliğine ve şahaneliğine bakar mısın? Gerçekten çok çok güzel. Onun dışında hemen gündüz paletini de göstereyim. Gündüz paleti de şu şekilde ve şeyleri de çok güzel. Kapları, tasarımları işte diş. Ve bu da gündüz paleti diye geçiyor. İşte gördün mü? Ama buna çok 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 ilgi oldu. Eğer talep gelirse bu çekilişten bir tane daha yapabilirim. Gerçekten çok fazla talep olursa, çok fazla ben de istiyordum, ben de istiyorum falan diye olursa bu çekilişi hakikaten birkaç kere tekrarlayabilirim. Hiç belli olmaz. Dediğim gibi tekrar çok talep olursa ama tekrar yapacağım bunu. Yaparız. Çak! Yeter ki onlar kanalıma like atar mısınız? Geldi like'cı başı. Bu zamandır like istemiyordum. Aynen. Benim için bir like atırmıydı. Şu adamı kırmayın bir alsın ya. Her neyse o zaman görüşürüz. Umarım verimli bir çekiliş olmuştur. Umarım, umuyorum, umduğum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye.